Affedersiniz, bir şey soracağım. Tabii. Sizinki kaç aylık acaba? Şimdi 6. 6. Evet. O zaman cinsiyet belli tabii değil mi? Aynen. Erkek. Erkek mi? Allah bahşişsin. Folik asitte devam mı? Ne oluyor, bir şey soracağım ama. Affedersiniz. Getirdim beni genç insanların arasına. Bebeğim, biz de gençiz. Neyimiz var ya? Bunlardan büyük giyenlerim var benim, teyze teyze diye peşimde dolaşıyor. Ha, bak benim de bir arkadaşım vardı, teyzesinden 3 yaş büyüktü biliyor musun? Ama onun bir şeyle alakalı sonuçta, yani anne babanın aktivasyonuyla alakalı. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş hareket zamanı. Geçen derste gösterdiğim o doğum pozisyonlarını şimdi başlayacağız çalışmaya. Ha, biz yoktuk. Hocam bir maruzatım. Hocam, ben tabii. Tevellüt belli yani. Yanlış bir yere gelmişiz gibime geliyor. Yani ben bu saatten sonra normal doğumla ne işim olabilir? Yani doğum falan. Bana ne öğreteceksiniz? Neşteri alıp ben mi şey edeceğim? Onu merak ediyor. Evet. İsim neydi? Senem. Senem Hanım, ben size geçen dersin bütün konularını tekrar anlatacağım. Merak etmeyin. Ama kursun sonunda, kurs bittiğinde hepiniz anlayacaksınız ki tek bir doğum şekli var. O da doğum. Şey yaptı yani, espriyi kaçırdım. Sezeryen ne oluyor peki hocam bu durumda? Sezeryen de tabii doğumun bir parçası. Size sezeryen nedenlerini, sezeryanda tercihlerinizi de anlatacağım. Ama unutmayın ki sezeryen aslında bedeniniz veya bebeğiniz tehlikeye girdiği zaman başvurduğumuz bir kurtarma operasyonu. Evet ama yine tevellüde gireceğim. Benim çatı olmuştur bir kazık. Ay ne gülüyorsunuz? Yani hocam çatı... Çok mu komik, çok mu komik? Ya hocam çatı çökmesin diyoruz yani. Merak etmeyin. Bana ve kendinize biraz müsaade ederseniz anlayacaksınız ki... normal doğum önündeki en büyük engelimiz bildiğimizi sandıklarımız. Ha. Muhteşem bir değişim, muhteşem bir arınma içindesiniz. 9 ay 10 günlük süre sadece bebeğinizin dışarıda yaşaması için gereken süre değil. Aynı zamanda bu bir kadından... bir anneye dönüşüm için gereken bir süre. İsterseniz bu konuları kursun sonunda tekrar değerlendirelim, olur mu? Evet hocam, ben istiyorum. Ha, sen doğuracaksın çünkü. Bilmemiz lazım bir tanem bunları. Her şeyi atlama. Birazdan pozisyonlarımızı alacağız ama öncesinde bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Doğumda salgılanan hormonların hepsi bir bebeği yaparken bir de ölürken tekrar salgılanıyor. Bu yüzden... hormonların en iyi şekilde salgılanması için doğru şartları koymak lazım ortaya. Baktığımız zaman bebeği yaparken o saygılı, mahremiyet gereken ortamın aynısını doğum odasına da taşımanız lazım. Bunu da hazırlıklarınıza lütfen ekleyin. Çok heyecan verici. Yazdın mı hepsini? Yazdım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş pozisyonlara geçelim. Evet. O tarafa doğru geçelim. Ebelerimiz size yardımcı olacaklar.